Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması tabii ağırlıklı olarak bu 1915 olaylarının arkasında gerçekten ne olduğunu anlattı. Orada aynı zamanda Ermeni çetelerinin ne kadar Müslüman Türk'ü öldürdüğünden de bahsetti. Geniş bir hani çerçeve çizdi. Fakat beklendiği üzere ya da muhalefetin olmasını istediği üzere Amerikan başkanını daha böyle sert suçlayan bir şekilde yaklaşmadı. Eleştirdi ama bunun beraberinde işte NATO'dan ayrılma, üsleri kapatma, Amerikan üslerini kapatma gibi böyle bir sert tepki verilmedi. Neden? Verilmeli miydi? Bence şu aşamada verilmemeliydi. Neden böyle yaklaşıldı derseniz, şimdi meselenin bence yani birinci maddesi şu. Bu 1915 olaylarının sözde soykırım ile tanımlanmış olması Amerika tarafından bizim Amerika ile olan ilişkilerimizde bizim bir şey yapmadığımız halde, yani Osmanlı'daki olayların değerlendirilmesi açısından söylemiyorum. Yani şu son dönemde Biden'la ilgili olarak biz bir şey yapmadığımız halde bizim önümüze koyduğu, ilişkilere koyduğu bir yüktür. FETÖ meselesi böyledir, YPG meselesi böyledir. Pekala YPG ile çalışmayarak, bizimle çalışarak DAEŞ'le mücadele edebilirlerdi. Ama böyle tercih ettiler. Vekil güçlerle çalışacağız diye terör örgütüyle çalıştılar. Şimdi bu üç tane konunun Türkiye ayağı, yani Türk-Amerikan ilişkileri açısından söylüyorum, sorunsuzdur. Dolayısıyla Amerikalılar bu üç tane meseleyi bir sıkıntı olarak koydular ilişkilerimize ve bu kalıcı bunlar. Bunlar böyle bir anda gitmeyecek. Hı hı. Ama bu soykırım iddiasının peşinden ne gelecek, o da önemli. Bu bir başkanın tanıması ile açıklamasıyla gelecek, kalacak mı? Eğer açıklamanın içine bakarsanız Osmanlı'yı izam eden, Konstantinopol denilen kelimelerle sanki bu Amerikan mahkemelerinde Türkiye'ye dair toprak, tazminat vesaire neyse bu tür taleplerin getirilmesine mümkün kılmayacak bir formata çekildiği izlenimi veriliyor. Böyle olur mu? Olmayabilir. Bunu göreceğiz. Bence asıl tepki verilmesi gereken bilmiyorum. Yer orada başlayacak. Arka plan biliyor musunuz? Yani o görüşme, yani işte Sayın Cumhurbaşkanı ile Biden görüşmesi sonrası Ankara-Washington hattında telefon hatları bayağı bir çalıştı. Görüşmeler yapıldı. Hem o Dışişleri metin, Bakanı'nın hem İbrahim Kalın'ın. O metine bir müdahale Ankara'dan oldu mu? O noktada var mı bir kulis bilginiz? Türkiye'nin kategorik olarak bir duruşu var. Hani madem işte soykırım diyeceksiniz, bari öyle demeyin de böyle deyin diye bir yaklaşımını ben duymadım. Bu Türkiye'nin temel politik duruşuyla da çok örtüşmez. Benim buna dair de bilgim yok. Ben de beklemiyorum öyle bir şey. Ama şunu biliyoruz. Yani Biden bu konuyla ilgili Türkiye Cumhurbaşkanı'yla görüşürken bu konuyla başlıyor olmasının tabii sert bir başlangıç olduğunu, kötü bir başlangıç olduğunu biliyor aslında. Dolayısıyla ben hani bunu bir kötü bir başlangıç olarak görüyorum. Ama asıl kritik mesele bundan sonra Kaliforniya'daki mahkemelere giden sigorta şirketleri, eğer Amerikan vatandaşlarının temsilcisi olarak bu sigorta şirketleri mahkemelerden Türkiye ile ilgili tazminat davalarının sonuçlarını çıkarabilir de bunlar Türkiye'ye bir ödeme zorunlu olarak gelirse, ki böyle bir soykırım ne uluslararası bir mahkeme tarafından ne yetkili bir mahkeme tarafından böyle bir şey kabul edilmiş değil, buna dair bir hukuki dava diğer Amerika yaptığı gibi Katsa'da da efendim Halkbank davasında da yaptığı gibi Türkiye'ye böyle bir şey dayatmaya kalkarsa ben asıl pandeminin o zaman kopacağını düşünüyorum. Dolayısıyla ben Sayın İbrahim Kalın'ın bunu kademeli ve hani düşünerek bir rasyonel çerçevede götüreceğiz demesini bir süreç yönetimi olarak düşünüyorum. Bu süreç bitmiş değil, kabul edildi diye böyle söylendi diye orada kalacak da değil. Dolayısıyla bundan sonra Türk-Amerikan ilişkilerinde sürekli sorun çıkarabilecek ve eğer yönetilmezse çok ciddi bir tepki oluşturacak olan bir husustur bu. İki taraflı olarak. Yani anladım. Orada da nasıl yönetileceğini görmek lazım.